Şunun haline bak. Kedi gibi mayıştı orada. E tabii özledi çocuk annesini babasını böyle bir arada görmeyi. Ben de onu çok özledim. Çok güzel bir duygu. Onur, siz de artık ertelemeyin hayatı. Oo, ne yaptın Onur ya? Yanacaksın. Soğumuştu zaten. Ben artık müsaade isteyeyim. Zengin kalkış yaptın. Beni de havaalanında bırakır mısın? Uçağı kaçırmayayım. Ben bırakırım teyze. Ya ne olacak, ben bırakırım. Karım yok, çocuğum yok bekleyen. Valize yardım edeyim mi? Yok. Alper eder çocuğum. Teyzeciğim, erteleseydiniz biletini, siz de acele ettiniz. Ama evin düzenini ayarlamadan geldim çocuğum. Ben nereden bileyim böyle olacağını? Çiçekler var, kedi var. Bir toparlanayım, yine gelirim. Çekmem artık elimi üzerinizden. Peki, sen bilesin. Ben o zaman arabada bekliyorum. Görüşürüz Onurcuğum. Görüşürüz Berna'cığım. Bay bay. Kardeşim, görüşürüz. Dur. Ay dur. Çocuk sızmadı daha. Bir tuvalete gideyim mi Suzan? Kendim deneyeyim. E ne bu acele? Yeterince her şeye geç kaldım zaten. Bak Eylül'ü takma sen. Senin ne kabahatin var ya? Allah'ın işte, sonuçta kaza. O çocuk neticede. Ben bir kendim gideyim mi? Deneyeyim mi Suzan? Emin misin? Eminim. Gel Suzan. Bunlar bugünün konusu değil. Önce bir Berna kendini toplasın. Ve ben Berna ile konuşup bu meseleyi çözerim. Ne meselesi hala Alper? Kalktı kadın ayağa işte. Kanlı canlı yuvasının başında. Ha, sen bu haldeki kadını da herhalde boşamayı düşünmüyorsundur. Teyzeciğim. Seni kırmak istemiyorum. Lütfen kapatalım bu konuyu artık. Alper bak, yola gidiyorum. Aklımı burada bırakma beni. Kızımı da sahipsiz sanma. Elim kolum üzerinde. Eğer onu üzecek olursan mahkemede fena konuşurum. Deme de deme. Kolay değil öyle kestirip atmak. Her şeyden önce Berna benim kızımın annesi. Onu üzmemek için tembihe ihtiyacım yok benim. Kadın uyandığında ben pişman olacak senin yüzünden. Boşuyorsun gül gibi kadına, daha nasıl üzeceksin ki? Teyzeciğim, bilmediğin konular var. Beni konuşmaya mecbur etme. Berna kendine geldiğinde itiraz bile edemeyecek, göreceksin. Eğer olur da itiraz ederse, ben sadece bu konuyu Berna ile tartışıyorum. Anlatabiliyor muyum? Lütfen kapatalım bu konuyu. Ne yapıyorsun sen burada? Ha? Ne yapıyorsun? Her yere dağıtıyorsun. Buldum ben senin adını. Senin adın yaramaz. Hı? Aslında Haşmet'in kapağısın. Kapak senin adın, kapak. Dolaşma burada. Çıkma buraya. Hadi git. Haşmet, iyi misin sen? Ne bu halin? Beni valide eve alır mısın ya? Alırım tabii ki, gel. Gel. Bir dakika. Gel. Gel. Of. Gel şöyle otur hemen. Otur. Kahve? Ha. Ben şurada biraz uyuyayım. Şey yaparım. Lan. Yam yam. Adını da koydum bunu.
Şey, ben de az evvel ona karar vermeye çalışıyordum. Birkaç isim buldum ama tam olarak netleştiremedim. Haşmet. Haşmet. Haşmet, kalk. Kalk, taşıyayım seni. Kalk. Burada böyle olmaz. Hadi içeri. Ben kendimi taşıyamam ki canım. Ne olur bırak gözünü seveyim, ben uyuyayım şurada ya. O öyle orada olmaz ama. Olmaz. Gel. Ver elini, ver. Hadi. Ben kalkarım. Ben düşmem. Düşmedin zaten. Sen diledin. Arada olur. Bu saatte ne işi bu böyle? Canan Hanım çağırdı. Acilmiş. Ne yapayım? Kadına hesap mı sorayım niye çağırdın diye? Uf, uykum var benim hadi. Tamam. Sen uyu yine. Ama bir kulağın bunda olsun. Ben bir iki saate geleceğim hemen. Haşmet Bey'in izni var mı peki? İşe gitmek için Haşmet Bey'den izin mi isteyeceğim? Al. İyi, tamam ver. Yok canım, sevgisine gitse borazan çalmazdı herhalde böyle. Bir evlenseler de kurtulsak artık ya. Sen de yatıp dinlenseydin artık. Kızımı biraz daha sevmek istiyorum. Buradayız. Ne oldu? İşle ilgili bir sıkıntı varmış da gitmem lazım. Geliyorum. Hadi ben sizi yatırayım artık. İstersen gece birlikte uyuyun. Aylardır bunun hayalini kuruyordu. Sabah seninle uyansın. Yok. O dalmadı daha. Suzan'a söyleriz, o bize yardım eder. Sen bak işine. Tamam. Geç kalma. Alper. Cihan abi yüzünden mi kızgınsın bana? Sen de mi kazadan beni suçluyorsun? Bir şey mi hatırladın? Berna, kendini tam olarak toparlamadan, sağlığına kavuşmadan hiçbir şey konuşmayalım. Olmaz mı? Bu evet mi demek? Kafanda eksik parça doğru tutman lazım. Ve tam olarak sağlığına kavuşmadan konuşamayız Berna. Sen yat dinlen, gücünü toparla. Sonra konuşuruz. Zor değil mi Haşmet? Sen de anladın. Gözünün içine bakarsın. Seni görmez. İçin titrer, fark etmez. Sen kalbini açarsın. Kalbini söker atar. Yüzüne hiç açılmayacak bir kapının önünde acıyla beklersin. Ama yine de gitmek aklına bile gelmez.
acaba benim de senin kapının önünde beklerken kaçırdığım bir hayat var mı? Ama ben de senden farklı bir şey yapmıyorum. Gidemiyorum. Israrla çalıyorum o kapıyı. Leyla. Derken? Stok sıfırladı neredeyse Engin. Sevkiyatın bu kadar aksadığında tarih yazmamış. Dışarıda herkes birbirine girmiş. Siz keyfe keder takılıyorsunuz ya. Takıldığımızı kim söylüyor? Hı? Dışarısı kaynıyor. Polis ensemizde, bunu izah ettim size. Bir 15 günde bizi idare edeceksiniz. Neyse benim şimdi acelem var. Şu tarihi falan netleştirelim. Bak 5 Aralık'ta ilk sevkiyat yapılacak. Hı. Para söylediğim vakfa yatılacak. Neydi o vakıf? Savaş mağdurları yardımlaşma vakfı. Aynen. Mal Kapıkule gümrükten çıkacak. Konteynerin soğutma sisteminin içinde. Evet. Şoförün muavini sistemi söküp takmayı biliyor. Bir seferliğine o halledecek ama ondan sonra siz öğrenip siz yapacaksınız. Tamamdır. Bir süre ineklere bir şey yüklemeyeceğiz. Baskın yiyebiliriz herhalde. Senin burada ne işin? Önce ben, sonra. Sen beni delirtecek misin Leyla? Ne yapayım? Hak verdiği aradım, açmayınca. Seni arayamazdım ki. Aferin. Sen de çıktın, tek başına buraya geldin, öyle mi? Alper, önce kaçsak, sonra tartışsak. Olur mu? Thank you.
varken. Çatıdan mı kaçacağız? Leyla, biraz önce ben kapının önünde bir tane adam bayılttım. Onu buldukları anda buradalar. Lütfen hadi. Leyla lütfen. Onu hafiyelik oynamadan önce düşünecektin hanımefendi. Öyle siyahlar giyinerek ajan olunmuyormuş, öyle değil mi? Hadi. Gel. Alper, ben buradan atlayamam. Korkma, o kadar da yüksek değil. Hayır, yüksek işte. Devamlı olsun. Zaten benim yükseklik korkum var. Leyla. Gerçekten o kadar yüksek değil. Hadi lütfen. Tamam, o zaman önce sen atla. Mümkün değil, seni arkada bırakamam. Lütfen hadi gel. Hadi Leyla. Of, tamam, tamam ya, tamam. Bandola çağırsaydınız ha? Şşşt, ne ya? Bana mı şşşt ya? Kızım sen manyak mısın? Ne işin var burada? Ah. Leyla ne oldu? Bileğimi burktum. Ah, Leyla ah. Bir şu haline bak. Bir de kalkıştığın işe bak. Biz gelmeseydik ne olacaktı? Ah, ya peki bir şey öğrenebildiniz mi? Hayır. Ben öğrendim. Sevkiyatın yerinde, tarihini de öğrendim. Ne haber? Salih, yine mi başladın gece nöbetlerine? Yok, öyle uykum kaçtı biraz. Bir kere de elime attığımda yatakta bulayım seni Salih. Bak, çocuklar dizimizin dibinde, her şey yolunda. Sen neyin bunalımındasın Salih? Çayı biraz fazla kaçırmışım, bir şeyim yok. Her gece mi? Ne yapayım, bir bahane mi uydurayım yani sana? Yok bir şeyim diyorum. İyiyim diyorum ya. Var bir şeyin Salih. Senin içini bir şey kemiriyor. Sabaha kadar sürer yani bu sohbet. Yatmaya gidiyorum ben. Ben gelmeyeyim istersen Salih. Sen eski karının sakladığın resmine sarılıyor. Aşkın depreşti Zahar. Sen benim eşyalarımı mı karıştırıyorsun Ayla? Buna mı takıldın Salih? Nereden depreşti senin aşkın? Buldun mu Nezihe'ni? Benim yüzüme bakmıyorsun ama o karının resmine bakıp bakıp ahlanıyorsun günlerdir. Yazıklar olsun Salih. Buldun değil mi onu? Buldun, buluştunuz. Yarın öbür gün getirip baş köşeye de oturtursun sen onu. Hatta sen günlerdir onu olan aşkını bana nasıl anlatacağını düşünüyorsun kara kara değil mi? Deveyi diken demişler o karının yaptığından sonra. Ya. O kadın için bana bunu da mı yaptın Salih? O kadın diyorsun hala. Hala o kadın diyorsun. O kadın beni, kızımı terk edip gitti. Ben onu bulsam kendi ellerimle cezasını vermez miyim? He? Baş tacı mı ederim yani? Bu kadar mı karaktersizim ben senin gözünde? Buldun mu, bulmadın mı? Buldum Ayla. Buldum. Yarın da getirip baş köşeye oturtacağım. Hı? Boş boş konuşup duruyorsun ya.
Tamam tamam, iyiyim şu an. Böyle acıyor mu? Biraz acıyor. Böyle? Böyle daha fazla acıyor. Ah Leyla, ah Leyla. İyi bari. Kırık yok, çıkık yok. Böyle pat diye attın kendine. E at dedin. Atlarken kendini kollarsın sandım Leyla. Nereden bileyim? Hem atlamanın da 40 tane tekniği var değil mi? Bundan sonra demek ki teknik öğreneceğiz. Hayır Leyla. Uzak durmayı öğreneceksin. Ya yakalansaydın? Ama yakalanmadım. Sen hala yaptığın deliliği idrak edemedin. Sana bir şey olsaydı. Olmadı ki. Hem bilgi de aldım. Korktum. Anlıyor musun Leyla? Hem de çok korktum. Sana bir şey olacak diye aklım çıktı. Böyle şakayla geçiştiremezsin. Özür dilerim. Sana bir şey olursa Leyla, ben nefes alamam. Bunları buldum. Etkili dediği eczacı. Sağ ol, hak verdi. İyiyim böyle. İyi, iyi. İdare ederim ben, merak etmeyin. Tamam. İyi ol da. Bak 15 gün sonra bitiyor bu çile. Polis sevkiyata baskını yapınca o Haşmet'in ifadesini böyle çekip çerçeveletip duvarıma asacağım ben. Bence artık Haşmet'in suratını görmeyelim, hak verdi. İnşallah. Bitti, az kaldı. Bu arada farkındasınız değil mi? Engin de hapse girecek. Bu konuyla ilgili bir şey söylemem lazım. Beni Engin kurtarmış. Nasıl? Ya işte beni kurtaran adamı, beni sakladığı yeri hep söyledi. Haşmet peşimden gelmesin diye hep o ayarlamış. Sonrasında da kaçarım diye düşünmüş. Belki de Hakverdi ölmeden Haşmet'in Hakverdi'nin peşini bırakmayacağını biliyordu Engin. Belki de Engin daha önce hiç cinayet işlemedi. Belki de Engin katil değil. Umarım. Zaten Engin'in katil olduğunu düşünmek dahi istemedim. Hep içimden mantıklı bir açıklaması olduğunu düşündüm. Bu öfke ne o zaman? 20 yıllık dostum. Kardeşim gibi bir adamdan bahsediyoruz Hakverdi. Uyuşturucu tüccarının yanında. Binlerce genci zehirleyen pislik herifin sağ kolu. Üstelik bana yalan söylediği yetmiyor. Bir de beni bu işe bulaştırdı. Tabii ki cezasını çekecek. Günaydın. İyi misin? İyiyim. Kahvaltı ister misin? Teşekkür ederim. Ağzımın çıkır tapası gibi zaten. Ya ben buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum canım. Dün öyle paket olmuşum. Ya umarım saçmalamamışımdır. Ayakların nereye geleceğini biliyor. Melekler gibi uyudun. Uyuduk değil mi? Yani öyle abuk subuk. Yok öyle bir şey. Affedersin. Saçmalama. Dağıldığımızda birbirimizi toplayamayacaksak 20 senelik dostluğun ne anlamı var ki? Hem ben sana ne diyeceğim?
konuşmak istersen seve seve dinlerim, biliyorsun değil mi? Sağ ol canım. Hadi gel kahvaltı edin. Yok yok, hiç zahmet etme. Zaten midem allak bullak. Ben çıkayım canım, teşekkür ederim. Canan Hanım çağırdı diye çıkmıştım evden. Onu mu sorgulamaya geldi acaba? Eğer öyleyse şu an seni araması gerekmez mi? Aramamış. E sabah sabah bu adamın burada ne işi var? Olur da ağzını ararsa Leyla. Hak verdi, küçük bir kaza geçti, hastanede başında bekledim. Ev halkını da panikletmemek için kimseye bir şey söylemedim dersin. Haşmet hastaneyi de arar ki. Benim bir tane doktor arkadaşım var. Gerekirse onu ayarlarım. Sen korkma. Sen sadece havayı kokla ve durumdan beni haberdar et. Tamam mı? Eğer tehlikede hissedersen sakın Haşmet'in yanına gitme. Sakin olmamız lazım Alper. Daha önümüzde 15 gün var. 15 yıl gibi geçecek 15 gün. Mutlaka haberdar et. İşimiz bitince buluşacağım zaten sizinle. Ben o zamana kadar sabredemem. Hele bu herifi bugün burada gördükten sonra yanımda olmadığın her saniye seni merak ederek geçecek. Alper, böyle konuşursan ben gidemem ki. Dikkatli ol. Günaydın. Koşuya gitmiyor muyuz? Hayır, çıkmayacağım bugün. Evde kalacağım. Girsene. Kahve de almıştım size ben, en iyisi. Buraya şöyle bırakayım. Hasta mısınız Canan Hanım? Evet, hastayım. Sen hasta ediyorsun beni. Senin iki yüzlülüğün hasta ediyor beni. Anlaması için elimden geleni yaptım. Ama o kadar kör ki. O zeki adam senin ucuz numaralarına hala kanıyor ve ayılmıyor. Anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Haşmet, sen de Limpulu'yu anlamıyorum. Ona karşı buz gibisin. Onun gözünün içine bile bakmıyorsun. Onu umursamıyorsun.
Onun ne kadar daldı, ne kadar acı çekti umurunda bile değil. Ama benim umurumda. Haşmet benim bu dünyada en değer verdiğim insan. Ve sen onunla aynı masaya sevgilini oturtamazsın. Onun gözünün içine baka baka onu aldatamazsın. Ne sevgilisi Canan Hanım? Yeter. Bana bunu Haşmet'e göstermem için bir sebep söyle. Bir sebep söyle. Yoksa Haşmet'in seni öldürmesi için elimden geleni yapacağım. Çünkü bu pisliğinle bunu hak ediyorsun. Ben Alper'e aşığım. İdare ediyorum. Bu ara biraz yoğun ama düzelteceğim. Bir de kızlar. Ne kadar yük almışsın omuzlarına. Restoranı niye kapadın? Tek başına nasıl mücadele ettin bunca şeyle? Baksana şunun yüzündeki huzura. Kim demiş tek başınaydım diye. Bütün gece sarıldım, kokladım onu. 8 ayda ne kadar çok büyümüş. Ne çok şey kaçırmışım. Alper. Teşekkür ederim benden vazgeçmediğin için. Çok özledim anneciğim seni. Dünyalar kadar çok, uzay kadar çok. Yıldızlardan bile çok. Şiko. Ben de seni çok özledim.